Merhaba web tekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde sizlerle birlikte Retro R1 101 isimli Solar sırt çantasını inceleyeceğiz. Bir sırt çantasını teknolojik yapabilecek yegane şeylerden bir tanesi o sırt çantasının sizin mobil cihazlarınızı şarj edebilmesidir. Bu sırt çantası da içinde gelen güneş enerjisi paneli sayesinde sizin mobil cihazlarınızı şarj edebiliyor arkadaşlar. Bu da sizin işte doğada, sahilde ya da yolda giderken cep telefonunuzun bir yandan da şarj olmasını sağlıyor. Hiçbir ekstra enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen güneş enerjisi üzerinden cep telefonunuz veya tabletiniz veya USB üzerinden şarj olabilen bir elektronik cihazınız şarj olabiliyor. Üzerinde bulunan 7 wattlık yüksek verimli solar panel sayesinde dediğim gibi mobil cihazınız şarj olabiliyor. Bunu çantaya çok kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Çantada özel bölmeler var bunu yerleştirebileceğiniz arkadaşlar. Birincisi, eğer bunu kullanmıyorsanız zaten direkt çantanın içine koyabiliyorsunuz. Eğer kullanacaksanız da mesela yolda yürürken benim cep telefonum şarj olsun diyorsanız hemen şöyle ön tarafına takıp burada gördüğünüz gibi geçirebileceğiniz yerler var. Bunu da taktıktan sonra çantanın bir parçası gibi oluyor arkadaşlar bu ve bunu sırtınıza taktıktan sonra artık cep telefonunuzu rahat rahat şarj edebiliyorsunuz. Cep telefonumu burada nereye koyacağım diyorsanız da adamlar onu da düşünmüşler. Hemen bunu da sizlere göstermek istiyorum. Zaten çantanın en önemli parçası ve temel özelliği bu şarj paneli. Çantayı kenara kaldıralım. Cep telefonunun şu arkada bulunan bir cebi var arkadaşlar. Buraya koyabiliyorsunuz. Bu cebi açtığınız zaman cep telefonunuzu veya tabletinizi bağlayabileceğiniz USB'yi görebiliyorsunuz. Buradaki USB'ye takarak cihazınız direkt şarj olmaya başlıyor. Güneşi gördüğü anda. Daha sonra eğer işte sırtınızda dolaştıracaksanız hemen bunu kapatıp cep telefonunuzu burada güvenli bir şekilde saklamaya devam edebilirsiniz. Ürünün en olumsuz ve en yanlış anlaşılabilecek özelliklerinden bir tanesi, ben bunu şarj ediyorum, bu güneşte şarj oluyor. Mesela gece olduğunda cep telefonu buraya koyarsam şarj olur. Hayır, öyle bir özelliği yok. Kendi içinde bir batarya veya powerbank gibi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Eğer siz cep telefonunuzu veya tabletinizi şarj etmek istiyorsanız kesinlikle güneşe ihtiyacınız var. Ha, şöyle yapabilirsiniz, yanınızda bir powerbank vardır, onu buraya takarsınız. Bütün gün onu şarj ettikten sonra akşam da o powerbank ile cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Yani işin özü, kendi içinde bir batarya veya powerbank bulunmuyor. Çantanın kendi ağırlığı 816 gram, yani çok ağır bir çanta değil. Bu kadar büyük hacim var, 45 litrelik bir hacim var. Ancak buna rağmen bu ağırlık gayet iyi. Hani genelde siz çanta aldığınız zaman çantalar çok ağır olur. Hani yükünüze yük katmış olur. Bu çanta için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunun yanında çantanın bölmelerinden de bahsedeyim. Bir adet laptopunuzu, 15.6 inçe kadar laptopunuzu bu arkadaki laptop bölmesine koyabiliyorsunuz. Bunun yanında ön tarafta bir cebi var. Burada da çeşitli işte gözler, kalem, defter gibi şeyleri koyabileceğiniz bir göz. Ve ondan daha geniş bir göz bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir bölmesi yok. Çantanın tabii ki de yan tarafında işte su şişelerinizi koyabileceğiniz yerler barındırıyor. Burayı ya da kendi kullanım amacınıza göre farklı şeyler koyabilirsiniz. Çanta bu şekilde. Önde çok fazla kullanacağınızı düşünmediğim bir adet kulaklık deliği bulunuyor. Bunlar artık 90'ların sonunda kaldı arkadaşlar. Bunu çok kullanan insan kalmıştır diye tahmin etmiyorum. Şimdi ben kendi deneyimlerimi anlatayım size arkadaşlar. Zaten bunu rakamsal veri olarak da ekrana vereceğiz. Bu retro çantayı kullanarak yaptığımız testlerde laptopun USB'sinden yaptığımız şarjdan daha hızlı ediyor. Tabii ki de fiş kadar hızlı şarj edemiyor. Ancak bir laptoptan daha hızlı şarj etmesi bence çok olumlu bir özellik. Benim cep telefonumun bataryası 2500 mAh. Onu ortalama 2-2,5 saat içinde çok rahat bir şekilde doldurabiliyor. İnternetten yaptığım araştırmaya göre de şöyle bir veri var arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşayım. 1000 mAh ile 20.000 mAh arasındaki powerbankleri rahat bir şekilde şarj edebiliyor. Siz tabi sırtınızda bu çantayla yürürseniz şarjı biten arkadaşlar peşinize çok pis takılabilirler, bunu da belirteyim. Şşt lan! Oğlum. Kardeş ne yapıyorsun lan? Şarj takıyorum. Oğlum hadi yürü git ya. Oğlum ne takıyorum? Oğlum, fişe tak lan. Takmayayım mı? Takmaz. Yağmura, ısıya ve dış etkenlere dayanıklı olduğu söyleniyor çantanın. Tabii doğaya çıkacaksanız bu çantayla zaten bu etkenlere dayanıklı değilse almanın da çok bir mantığı yok arkadaşlar. Son olarak artık fiyatından da bahsetmek istiyorum sizlere. Bu tarz solar çantalar piyasada çok fazla var. Çok farklı çeşitli var arkadaşlar. Dandiği var, iyisi var. Bizim elimizdeki biraz iyisi diyebilirim. Bunların içinde alınabilirlerden bir tanesi ve fiyatı Türkiye için 300 ila 350 lira arasında değişiyor. Yurt dışında birebir aynısını bulamadım. Ancak buna çok yakın aynı özellikleri barındıran çantalarda ortalama 80-90 dolar civarında. Arada öyle uçurum fark yok. Beklemeye bence çok fazla değmez. Eğer acil ihtiyacınız varsa Türkiye'den alın geçin. Ha, ben bunu yazın kullanacağım diyorsanız da yurt dışından sipariş vermekte fayda var. Videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları mutlaka yorum olarak aşağıya atın. Ayrıca videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, yan tarafta duran videoya tıklayarak yurt dışından ucuza alabileceğiniz 5 ilginç ürüne ulaşabilirsiniz.